Çok eski zamanlarda, uzak doğuda, eski ve güzel bir kentte Alaaddin adında bir çocuk yaşardı. Babası çok küçükken ölmüştü. Babası öldükten sonra yoksulluğa düşen Alaaddin ve annesi zorlukla geçinebiliyorlardı. Yün örerek ve dikiş dikerek evini geçindirmeye çalışan anne, gereğinden fazla çalışmak zorunda olduğu için çoğu zaman hastaydı. Alaaddin ise bu duruma çok üzülüyor ancak elinden hiçbir şey gelmiyordu. Yine de arada bir ormana giderek topladığı meyveleri pazarda satıyor ve kazandığı 3-5 kuruşla annesinin yükünü hafifletmeye çalışıyordu. Sık sık da ileride çok zengin olup annesine rahat bir hayat yaşatacağının hayalini kuruyordu. Yine annesinin hasta olduğu bir gün Alaaddin ormana gitmeye karar verdi. Alaaddin, baban öldükten sonra geçim sıkıntısı çekmeye başladık. Bu eski ve harap evde olmasa ne yapardık? Sen kendini üzme anneciğim. Sık sık hastalandığım için çalışıp sana yardım da edemiyorum. Olsun, ben çalışır sana bakarım. Ormana gidip meyve toplayacağım. Sonra onları satar, yiyecek bir şeyler alırım. Hoşça kal anneciğim. Güle güle oğlum, güle güle. Alaaddin sepetini alıp ormana doğru yola koyuldu. Çarşıdan geçip ormana giden patikaya saptı. Patikada ilerleyerek ormana vardı. Ne kadar da yoruldum. Neyse, işte ormana da geldim. Şuradan biraz incir toplayayım. Umarım onları satabilirim de anneme biraz ekmek alabilirim. Alaaddin incir toplamaya başladı. Bir sepet dolusu incir toplamıştı ki ona doğru gelen esrarengiz görünüşlü bir adam gördü. Bu adamı daha önce hiç görmemişti. Şu gelen adam da kim acaba? Onu daha önce hiç görmemiştim. Yabancı galiba. Ne güzel elbiseleri var. Zengin birine benziyor. Topladığım incirleri ona satsam belki de çok para verir bana. Merhaba efendim. İncir almak ister misiniz? Oysa yabancı adam incirle hiç ilgilenmiyordu. O göründüğünden çok farklı biriydi. Kendince çok önemli bir amacı vardı ve onu gerçekleştirmeye çalışıyordu. İncirleri boş ver şimdi. Akıllı bir çocuğa benziyorsun. Seninle küçük bir iş yapabiliriz. Benimle iş yapmak mı? İyi ama nedir bu iş? Benimle ne iş yapabilirsiniz ki? Fazla soru sormak yok. Bir gümüş lira kazanmaya ne dersin ha? Ne? Bir gümüş lira mı? Doğru mu duydum? Bir gümüş lira mı vereceksiniz bana? Evet, neden bu kadar şaşırdın? Yoksa para kazanmak istemiyor musun? İstemez olur muyum? Bir gümüş lira için her şeyi yapabilirim efendim. Ne yapmam gerektiğini söyler misiniz lütfen? Şimdi seninle bir yere gideceğiz. Eğer sana dediklerimi yaparsan bir gümüş lirayı alırsın. Anlaştık mı? Tabii efendim, tabii anlaştık. Dediğiniz her şeyi yapacağım. Yürü bakalım. Alaaddin ve yabancı adam ormanın içlerine doğru ilerlemeye başladılar. Yürüdüler, yürüdüler. Bir ara Alaaddin'in gözü yabancı adamın eline takıldı. Adamın parmağında oldukça iri bir yüzük vardı. Yüzüğün kendi gibi oldukça iri taşı pırıl pırıl parlıyordu. Alaaddin daha önce hiç böyle güzel bir yüzük görmemişti. Ne güzel bir yüzük. Bir gün ben de kendime böyle bir yüzük alacağım diye düşündü Alaaddin. Artık yavaş yavaş hava kararmaya başlamıştı. Şey efendim, daha çok yürüyecek miyiz acaba? Ben çok yoruldum da hiç olmazsa biraz dinlenebilir miyiz? Çok konuşma, yürü bakalım. Çok az yolumuz kaldı. Geldik sayılır, sızlanmayı bırak. Peki efendim. Alaaddin yabancı biriyle ormanın derinliklerine geldiği için bir yandan korkuyor, bir yandan da kazanacağı parayla annesine alacağı şeyleri düşünüyordu. Annesi ne kadar çok sevinecekti. Belki anneme ilaç bile alabilirim diyordu kendi kendine. Bunları düşünürken bir uçurumun kenarına geldiklerini fark edemedi Alaaddin. Tamam, işte geldik. Sen şimdi kenara çekil, dedi yabancı adam. Sonra da Alaaddin'in anlamadığı bir dilde dualar okumaya başladı. Bir ara elindeki bastonu yukarı kaldırdı ve sertçe yere vurdu. Birdenbire adamın bastonu vurduğu yer yarılmaya başladı. Ve ancak Alaaddin'in geçebileceği kadar bir yarık oluştu. Şu delikten içeri gireceksin. Ben sığamam ama sen buradan rahatlıkla sığabilirsin. Eğer dediklerimi yaparsan paranı alırsın. Tabii efendim. Hemen iniyorum. Peki ama aşağıda ne yapacağımı söyler misiniz bana? Sen aşağı in, daha sonra. Hadi. Alaaddin ince ve çevik bir çocuktu. Delikten aşağı kolayca indi. Ayakları taşa basınca birkaç adım ilerledi ve kendini büyük bir boşluğun kıyısında buldu.
eski bir lamba etrafı aydınlatıyordu. Önce burasının bir bahçe olduğunu fark etti. Etrafta ağaçlar vardı. Gözleri iyice karanlığa alışınca etrafına daha dikkatle baktı ve gözlerine inanamadı. Gözlerime inanamıyorum. Bu ağaçların dallarından sarkan meyveler birer mücevher. Şuradaki kaplar da altın. Evet evet, altından yapılmış bunlar. Peki ama bu sandıklarda ne var acaba? Şu sandığı açalım. Evet, işte oldu. Aman tanrım, bu sandık kıymetli taşlarla dolu. Alaaddin daha sonra tek tek diğer sandıkları da açtı. Hepsinde aynı şeyle karşılaştı. İndiği bu mağara bir hazineyle doluydu. Çevresini hayran hayran seyrediyordu ki yukarıdan gelen bir sesle irkildi. Orada bir lamba var. O lambayı al. Söndür ve bana getir. Çabuk ol. Ne duruyorsun, hadi. Yabancı adamın bu isteğini Alaaddin oldukça yadırgadı. Çok garip. Neden sadece bu eski lambayı istiyor ki? Bu kadar çok değerli şey varken neden sadece eski bir lamba? Bu lambada ne var ki sadece bunu istiyor? Yoksa o bir büyücü mü? Evet evet, o bir büyücü olmalı. Lambayı alacak, sonra da beni burada bırakıp gidecek. Yo, buna izin vermemeliyim. Eğer buna izin verirsem annem merakından ölür. Bu sırada yabancı adamsa lambayı almak için sabırsızlanıyordu. Lambayı ver bana. Eğer dediğimi yapmazsan bu deliği kapatırım ve sonsuza dek orada kalırsın. Alaaddin dışarı çıkmadan lambayı vermemeye kararlıydı. Eğer lambayı verirse oradan dışarı çıkma olasılığı kalmayacaktı. Sonra annesi onsuz ne yapardı? Önce ben dışarı çıkayım, sonra size lambayı veririm. Dışarı çıkmadan lambayı alamazsınız benden. Alaaddin'in lambayı vermeyeceğini anlayan adam çok sinirlendi. Nasıl olsa başka bir çocuğu kandırıp o lambayı alabileceğini düşündü. Bu senin için çok kötü olacak. Sonsuza kadar orada kalacaksın. Kötü kalpli büyücü bunu söyledikten sonra öfkeyle bastonunu yere vurdu ve mağaraya açılan geçidi kapattı. Geçidi kapatırken parmağındaki sihirli yüzüğü aşağıya mağaraya düşürdüğünü ise hiç fark etmemişti. Zavallı küçük Alaaddin karanlık mağarada kalıverdi. Etrafı aydınlatan sadece eski bir lambanın zayıf ışığı kalmıştı. Büyücünün düşürdüğü yüzüğü gördü. Büyücü yüzüğünü düşürmüş. Tam da parmağıma göreymiş. Peki ama nasıl çıkacağım ben buradan? Annem ne kadar da merak etmiştir beni. Üstelik şimdi açtır ve üşüyordur. Alaaddin bir yandan bunları düşünüyor, bir yandan da parmağındaki yüzüğü okşayıp duruyordu. Birden etraf aydınlandı ve yüzüğün cini ortaya çıktı. Emrinizdeyim efendim. Ben parmağınızdaki yüzüğün ciniyim. Dileyin benden ne dilerseniz. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Alaaddin korkudan ve hayretten dona kalmıştı. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ben eve, yani sadece eve annemin yanına gitmek istiyorum. Bunu yapabilir misin? Tabii efendim. Siz emredin yeter. Alaaddin anında evlerinde buldu kendisini. Yanına eski lambayı almayı da ihmal etmemişti. Annesi merak içinde Alaaddin'i bekliyordu. Oğlu hiç bu kadar geç kalmamıştı. Hava kararmadan hep evde olurdu. Ah benim güzel oğlum, iyi kalpli oğlum, nerelerdeydin? Hiç bu kadar geç kalmazdım. Öyle merak ettim ki seni. Anne, başıma gelenleri bir bilsen şaşar kalırdın. Ormanda bir adamla karşılaştım. Bana söylediklerini yaparsam bir gümüş lira vereceğini söyledi bana. Ben de kabul ettim. Sonra bir mağaraya gittik. İçeri girdim. Her taraf değerli mücevherlerle doluydu. Ama o sadece bu eski lambayı istedi. Ben de dışarı çıkmadan onu vermeyeceğimi söyledim. Sonra o da beni oraya hapsedip gitti. Giderken parmağından yüzüğünü düşürdü. O yüzükle oynarken bir cin çıktı ve beni evimize getirdi. Ama o eski lambayı da yanıma aldım. Bak işte burada. Bak zavallı yavrum. Neler gelmiş başına. Orada kalsaydın ben sensiz ne yapardım? Güzel oğlum benim. Lamba da çok eskiymiş. Umarım yanıyordur. Çok da kirli. Biraz temizleyelim bari ha. Alaaddin'in annesi bunları söylerken bir yandan da lambayı silmeye başladı. Birdenbire mağarada yüzükten çıkan ışıktan çok daha parlak bir ışık belirdi ve içerisinden
başka ve çok daha büyük bir cin çıka geldi. Cin, Alaaddin'in ve annesinin önünde saygıyla eğildi. Ben sizin sadık hizmetkarınızım. Emredin. Alaaddin ve annesi tek kelime söyleyemediler. Hayretten ve korkudan donup kalmışlardı. Ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Bu inanılmaz cine bakıp kaldılar. Cin saygıyla tekrarladı. Emrinizdeyim efendim. Ne istediğinizi bana söylemeniz yeterli. İsteklerinizi anında yerine getireceğimden hiç şüpheniz olmasın. Emrinizi bekliyorum. Alaaddin heyecandan titreyen sesiyle cine emretti. Sana emrediyorum. Getir bize. Çokça güzel yemekler getir. Baş üstüne efendim. İşte isteğiniz. Cin bunları söyledikten sonra koca bir tepsi dolusu yemeği koydu Alaaddin'in annesinin önüne. Alaaddin ve annesi yemeklerini yedikten sonra bir kez daha sordu cin. Başka bir emriniz var mı? Evet, bir kese altın istiyorum. Emredersiniz. Cinin elinde bir kese altın belirdi ve onu Alaaddin'in önüne koydu. O günden sonra Alaaddin ve annesi ne istediyse hepsini yerine getirdi. Yiyecekler, güzel bir ev. Bütün istekleri yerine geliyordu. Çünkü lambanın cini Alaaddin de annesinin isteklerini yerine getireceğine dair onlara söz vermişti ve sözünü tutuyordu. Böylelikle Alaaddin ve annesi için yoksulluk günleri artık çok gerilerde kalmıştı. Aradan yıllar geçti. Alaaddin büyümüş, yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Annesi artık Alaaddin'e bir eş bulma zamanının geldiğini düşünüyordu. Bir gün Alaaddin pazarda dolaşırken askerleri gördü. Bunlar kralın fermanını okuyorlardı. Olup biteni çok merak eden Alaaddin, askerlerin söylediklerine kulak kabarttı. Duyduk duymadık demeyin. Efendimiz Sultan'ın emriyle herkes dükkanına girip kapıları kapasın. Sultanımızın kızı, dünyalar güzeli Yasemin hamama gidecektir. Merak edip onu gözetlemeye kalkan öldürülecektir. Duyduk duymadık demeyin. Prensesimiz geçecekmiş. Ah, kim bilir ne kadar güzeldir. Kimse görmeden yüzüne bir bakabilsem. İşte geliyor. Alaaddin her şeyi göze alıp bir kenara saklandı ve sultanın kızının gelmesini bekledi. Bir yandan böyle tehlikeli bir şey yaptığı için kendisine kızıyor. Bir yandan da sultanın kızına karşı duyduğu merak oradan ayrılmasını engelliyordu. Sultanın askerleri Alaaddin'i görecek olsalar oracıkta öldürürlerdi. Ancak buna rağmen Alaaddin saklandığı yerden ayrılmadı ve bekledi. Sokaktaki herkes evlerine ve dükkanlarına girip kapılarını kapattığında uzaktan Yasemin'in de içinde olduğu grubu taşıyan arabalar görüldü. Alaaddin'in merakı iyice artmıştı. Askerlerse bu grubun en önünden geliyor ve her köşeye bakarak sultanın kızını görebilecek biri olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Alaaddin neredeyse nefes bile almamaya çalışarak saklandığı köşeye iyice sindi ve Yasemin'i taşıyan arabanın geçmesini bekledi. Nihayet bembeyaz 4 tane atın çektiği Yasemin'i taşıyan araba Alaaddin'in saklandığı köşenin önüne geldi. Alaaddin her şeyi göze alıp başını kaldırdı ve bir an için önünden geçmekte olan Yasemin'i görmeyi başardı. Sonunda onun yüzünü görebildim. Ne kadar da güzel. Gözetlendiğinden habersiz olan Yasemin Alaaddin'in önünden geçip gitti. O an büyük bir aşkın başlangıcı olmuştu. Alaaddin Yasemin'i bir daha aklından çıkartamadı. Güzelliğiyle beni büyüledi sanki. Neyse ki Yasemin'e bakarken beni kimse görmedi. Alaaddin doğruca eve gitti. Yemeğini yemeden hemen yatağına yattı. Yasemin'in güzel gözleri aklımdan hiç gitmiyor. Nereye baksam Yasemin'i görüyorum. Ertesi sabah annesi kahvaltısını getirdi. Alaaddin'i yatağının yanına oturdu. Oğluna baktı. Alaaddin'de bir gariplik vardı.
Evladım neyin var? Hasta mısın? Her sabah neşeyle kalkar şarkılar söylerdin. Ne oldu bugün sana böyle? Yok bir şeyim anne. Canım yemek yemek istemiyor. Günler böyle geçti. Alaaddin yemiyor, içmiyor. Bazen yataktan bile kalkmıyordu. Gözlerini bir noktaya dikiyor ve oradan ayırmıyordu. Annesi Alaaddin'in durumuna çok üzülüyordu. Bir gün dayanamadı. Oğlum sen adam akıllı hastasın. Ben gidip bir doktor çağırayım. Gün geçtikçe gözümün önünde eriyip gidiyorsun. Yüreğim dayanmıyor. Anne benim hiçbir şeyim yok. Yalnız Sultan'ın kızı Yasemin'i gördüm. Onu düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Ya Yasemin'le evlenirim ya da ölürüm. Sen delirmiş olmalısın. Sultan'ın kızını nasıl isteriz? Hayır anne delirmedim. Yasemin'le evlenmek istiyorum sadece. Aman oğlum yapma. Çıkar aklından böyle fikirleri. Sultan ikimizi de öldürür sonra. Ben de senin mutluluğunu isterim. Senin mutluluğun için her şeye katlanırım. Ama Sultan kızını bize vermez ki. Anneciğim, cinden kıymetli hediyeler isteriz. Sonra sen onları alır Sultan'a götürürsün. Sonra da kızını istersin. Peki oğlum, tamam. Senin dediğin gibi olsun. Gidip Sultan'ın kızı Yasemin'i isteyeceğim. Alaaddin'le annesi sihirli lambayı ovuşturarak cini çağırdılar. Cinden bir sandık dolusu mücevher istediler. Ertesi sabah Alaaddin'in annesi güzel elbiseler giydi. Sandığı alıp sarayın yolunu tuttu. Uzun süre yürüdükten sonra saraya vardı. Kapıdaki nöbetçiler ona yol verdi. İçeri girdiğinde büyük bir kalabalığın sultanı beklediğini gördü. Amma da kalabalık. Neyse şu köşede durup sıranın bana gelmesini bekleyeyim. Sıra bana geldiğinde sultandan kızı Yasemin'i isterim. İşte sultan ve veziri de geldi. Sultan tahtına oturdu. Herkes tek tek gelip derdini anlatıyor. Sultan da adamlarına gerekenin yapılması için emirler veriyordu. Alaaddin'in annesi akşama kadar bekledi ama sıra ona gelmedi. Bugün olmadı. Görüşemedim sultanla. Neyse yarın tekrar gelirim sultanla konuşup isterim kızını. Artık eve döneyim bari. Kadın yola koyuldu ve uzun süre yürüdükten sonra eve vardı. Alaaddin merak içerisinde kapının önünde onu bekliyordu. Annesinin elinde sandığı görünce çok üzüldü. Anne ne oldu? Sultan hediyelerimizi kabul etmedi mi yoksa? Yoksa Yasemin'le evlenmeme izin vermedi mi? Anne ne olur konuşsana. Dur oğlum dur. Konuşmama fırsat vermiyorsun ki. Sabah saraya vardım, içeri girdim. Ama öyle kalabalıktı ki bekledim bekledim sıra gelmedi. Yarın tekrar gidip sultanın kızı Yasemin'i isteyeceğim. Akşam olmuştu. Alaaddin'le annesi yemeklerini yiyip yattılar. Ertesi gün kadın yine saraya gitti. Ama yine sultandan kızını isteyemedi. Günler böyle akıp geçti. Kadın tam bir ay her gün saraya gidiyor, sıra bekliyor. Ama sultanla konuşamadan geri dönüyordu. Kadın vezirin dikkatini çekmişti. O gün sabah erkenden kalkıp sarayın yolunu tuttu ve yine beklemeye başladı. Sultan ve adamları gelip yerlerine oturdular. Vezir Alaaddin'in annesini yine bekleşen kalabalığın arasında görünce bu kez dayanamadı. Sultanım, bir süreden beri bir kadın elinde bir sandık gelip bekliyor. Ne ister ki acaba? Çağırın gelsin bakalım. Ne istediğini öğrenelim. Sultanın adamları Alaaddin'in annesini alıp sultanın yanına götürdüler. Kadın hemen sultanın ayaklarına kapandı. Bir süreden beri seni karşımda ayakta bekler görüyorum. Bir derdin mi var? Söyle bakalım. Sultanım, sizden isteyeceğim bir şey var. Ama önce bu isteğimden dolayı beni bağışlayacağınıza söz verin. Zaten bu kadar insanın önünde konuşmaktan korkuyorum. Sultan iyi bir adamdı. Odadaki herkesi dışarı çıkarttı. Hadi konuş bakalım. Odadaki herkes dışarı çıktı. İste bakayım ne isteyeceksin? Kadın içinden dualar ederek Alaaddin'in Yasemin'i hamama giderken nasıl gördüğünü ve bir görüşte ona nasıl aşık olduğunu anlattı. İşte böyle sultanım. Oğlum Alaaddin o günden beri ne yer, ne içer, ne de uyur. Günden güne eriyip biter. Kızınızı seviyor ve onunla evlenmek istiyor.
benden gelip kızınızla evlenmek istediğini söylememi istedi. Ne yapsam, ne söylesem kâr etmedi. Ya onunla evlenirim ya da ölürüm diye diretti. Beni bağışlayın, ne olur. Sultan bütün bunları sonuna kadar dinledikten sonra dayanamayıp gülmeye başladı. Kimsenin tanımadığı halktan biri kızıyla evlenmek istiyordu. Bu olacak şey değildi. Tam Alaaddin'in annesini odadan dışarıya çıkartacakken gözü kucağındaki sandığa takıldı. O sandığın içinde ne var peki? Ne getirdin o sandıkta? Kadın sandığın kapağını açıp sultana uzattı. Sandığın içindekilere bakınca sultanın gözleri kamaştı. Hayatında bu kadar değerli mücevherler görmemişti. Bunlar çok değerli mücevherler. Oğlun bunları bir yerden çalmadı değil mi? Kadın korkuyla sultanın yüzüne baktı. Sihirli lambadan söz edemezdi. Hayır efendim, çalmadı. Sultan bir an için acaba bu insanlar hakkında yanlış mı düşünüyorum diye düşündü. Eğer gerçekten bu mücevherleri kendisine getirebilecek kadar zengin insanlarsa kızının Alaaddin'le evlenmesine izin verebilirdi. Onları denemeye karar verdi. Alaaddin kızımla evlenmek istiyorsa ilk önce isteklerimi yerine getirmesi gerekiyor. Sultanım, isteklerinizi söyleyin, ben de Alaaddin'e ileteyim. Yasemin'le evlenmek için istediğiniz her şeyi yapmaya hazır. Ya iyi o zaman. Bana 40 köle göndersin. Bu 40 köle 40 sandık dolusu değerli taş getirsin. Ve 40 savaşçı bu hazineye koruyuculuk yapsın. Alaaddin isteklerimi yerine getirebilirse kızım Yasemin'le evlenebilir. Hadi şimdi git isteklerimi oğluna bildir. Alaaddin'in annesi büyük bir heyecanla saraydan ayrıldı. Eve doğru yola koyuldu. Yürüdü, yürüdü, soluk soluğa eve vardı. Alaaddin her zamanki gibi kapıda annesini bekliyordu. Ne oldu anne? Bugün sultanla konuşabildin mi? Yasemin'le evlenmek istediğimi sultana söyleyebildin mi? Evet oğlum, evet. Sultanla konuştum. Ay, dur bir soluklanayım da sana her şeyi anlatayım. Of, çok yoruldum. Dinle yavrum. Bugün saraya gidip yine beklemeye başladım. Biraz sonra sultan ve adamları içeri girdiler. Sultan beni çağırdı. Ama odadakiler çıkmazsa sultanla konuşamayacağımı, korktuğumu söyledim. Sultan bütün herkesi dışarı çıkarttı. Ben de Yasemin'i nasıl gördüğünü ve o günden sonra yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlattım. Sonra da senin Yasemin'le evlenmek istediğini söyledim. Yaşa anne. Peki hediyeleri verdin mi? Hediyeleri verdim tabii. Sandığın içindekileri görünce öyle şaşırdı ki. Öyle mi? Peki sonra ne dedi sultan? Ne dedi biliyor musun? Alaaddin Yasemin'le evlenmek istiyorsa bana 40 tane köle göndersin. Bu 40 köle 40 sandık dolusu değerli taş getirsin. Bu hazineyi 40 savaşçı korusun dedi. Eğer bunları yapabilirse Yasemin'le evlenebilir dedi. Ne yapacağız oğlum? Lambanın cinini yardıma çağıracağız anne. O bize sultanın bütün istediklerini getirir. Hadi lambayı ver anne. Al bakalım. Alaaddin'le annesi lambayı ovarak cini çağırdılar. Cine sultanın isteklerini söylediler. Cin sultanın bütün isteklerini Alaaddin'e getirdi. Alaaddin'in annesi köleleri, hazineyi ve savaşçıları da yanına alıp sultanın sarayına gitti. Sultan bütün isteklerinin yerine geldiğini görünce çok şaşırdı. Fakat yine de içinde bazı şüpheler vardı. Alaaddin'i bir kez daha denemeye karar verdi. Bu kez yapılması daha zor bir şey istemeliyim diye düşündü. Alaaddin isteklerimin ilk bölümünü yerine getirdi. Ama kızımla evlenebilmesi için sarayımın tam karşısına görkemli bir saray yaptırması gerekiyor. Yoksa kızım Yasemin'le evlenemez. Var git bunları oğlun Alaaddin'e anlat. Alaaddin'in annesi hemen yola koyuldu. Oğluna olan biten her şeyi anlatmak için koşa koşa eve gitti. Oğlum, sultan Yasemin'le evlenebilmen için kendi sarayının karşısına görkemli bir saray yaptırmanı istedi. Eğer bu sarayı yaptıramazsa kızımla evlenemez dedi. Sen hiç merak etme anne. Cini çağırıp sultanın isteğini söyleriz. Yarın sabah sultan uyandığında sarayının karşısında benim sarayımı görünce bakalım ne diyecek. Ertesi sabah sultan uyandığında kendi sarayının karşısında yapılmış sarayı gördü. Bu yeni saray kendi sarayından daha görkemli ve çok daha güzeldi. Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Bir gecede bu saray nasıl yapılmıştı? Kim yapmıştı bu sarayı? Sultan
Alaaddin'in annesini beklemekteydi. Hemen yanına çağırdı. Sarayımın karşısında yapılan o görkemli sarayı Alaaddin mi yaptırdı? Evet sultanım. Emir buyurduğunuz gibi. Ama bu kadar kısa bir süre içinde nasıl oldu da o sarayı yaptırabildi? Kızınız Yasemin'i o kadar çok seviyor ki. Onun için yapamayacağı hiçbir şey yok sultanım. Demek Yasemin için yapamayacağı hiçbir şey yok. O zaman bana da onların evlenmesine izin vermekten başka yapacak bir şey kalmadı. Tamam. Kızım Yasemin'le Alaaddin'in evlenmelerine izin veriyorum. 40 gün 40 gece düğün yapılsın. Halkıma ziyafetler verilsin. Hadi bakalım hazırlıklar başlasın. Sultanın emrinden sonra hazırlıklar başladı ve 40 gün 40 gece düğün yapıldı. Ziyafetler verildi. Yasemin ile Alaaddin evlendiler. Alaaddin'in şansı ve zenginliği 4 bir yana yayıldı. Alaaddin sultanın düşmanlarıyla savaşıyor, büyük galibiyetler kazanıyordu. Böylece sultanın sevgisini ve takdirini de kazanmıştı. Halk da Alaaddin'i çok seviyordu. Çünkü o yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyordu. Yasemin ile Alaaddin yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlardı. Kötü kalpli büyücü de bütün bu olanları izliyordu. Alaaddin'in sarayda olmadığı bir gün Yasemin sarayın önünde bağıran bir satıcının sesini duydu. Eski lambaları yenisiyle değiştiririm. Bu satıcı kötü kalpli büyücüden başkası değildi. Uzun yıllar önce Alaaddin'i o mağarada ölüme terk ettikten sonra yeni bir çocuk kandırarak lambayı almak üzere tekrar o mağaraya döndüğünde lambanın ve Alaaddin'in ortadan kaybolduğunu görmüştü. Üstelik sihirli yüzüğünü de kaybetmişti. O günden beri lambayı bulmak için gezmediği yer kalmamış. Ancak ne lambayı ne de Alaaddin izini bulabilmişti. Ta ki sultanın sarayının karşısında bir gecede muhteşem bir sarayın ortaya çıktığı güne kadar. Bu olay kulaktan kulağa hızla yayılmış ve tabii büyücünün de kulağına gelmişti. Bunu duyan büyücü bu işi yapsa yapsa lambadaki cinin yapabileceğini hemen anlamış ve böylelikle lambanın da yerini bulmuştu. Alaaddin ve Yasemin'in evlendikleri günden beri lambayı ele geçirmek için bir fırsat kolluyordu. Sonunda aklına bir fikir geldi. Satıcı kılığında sarayın önüne giderim. Eski lambaları yenisiyle değiştirdiğimi söylerim. Böylece Alaaddin'in lambasını da ele geçirmiş olurum. Alaaddin de burada yok nasıl olsa. Prenses bana inanır. Hemen eski elbiseler satan bir dükkana gidip kıyafetini değiştirdi. Daha sonra da lamba satan bir dükkana gidip birçok yeni lamba satın aldı. Ve bunları bir çuvalın içine doldurup yola düştü. Sarayın önüne geldiğinde de başladı bağırmaya. Eski lambaları yenisiyle değiştiririm. Zavallı prensesin lambanın cininden haberi yoktu. Alaaddin ona lambanın cininden söz etmemişti. Yasemin onu yalnızca aydınlanmaya yarayan eski bir lamba sanıyordu. Dışarıda bağıran satıcı duyunca çok sevindi. Bu eski lambayı yenisiyle değiştirecek, akşam Alaaddin eve döndüğünde de buna çok sevinecekti. Eski lambaları yenisiyle değiştiririm. Eski lambaları yenisiyle değiştiririm. Aa, lambacı eski lambalara karşılık yeni lamba veriyor. Alaaddin'e sürpriz yapayım. Şu eski lambayı yenisiyle değiştireyim. Alaaddin bunu görünce çok sevinecek. Eski lambaları yenisiyle değiştiririm. Eski lambaları yenisiyle değiştiririm. Lambacı, bu eski lambanın yerine de yeni lamba verir misin? Kötü kalpli büyücü eski lambayı görünce kekelemeye başladı. Bu lambaya mı? Ne o, yoksa çok mu eski buldun onu? Ya, hayır önemli değil. Tabii yerine yenisini veririm. Kaç tane istersiniz? Sen kaç tane verirsen. Peki o zaman bu çuvalın içindeki bütün lambalar sizin olsun. Büyücü bunları söyledikten sonra eski lambayı aldı ve ortadan kayboldu. Yasemin bu işe çok şaşırdı. Eski bir lambaya karşılık bir çuval dolusu yeni lamba almıştı. Karlı bir alışveriş olmuştu. Diğer tarafta büyücü kimsenin onu görmeyeceği bir yere gidip lambayı ovuşturarak cini çağırdı. Cin büyücünün emrine girdi. Emrinizdeyim efendim.
Dileyin benden ne dilerseniz. Alaaddin'in sarayını bir daha bulunamayacağı bir yere gönder. Peki efendim. Sonra da beni saraya götür. Cin Alaaddin'in sarayını içindekilerle birlikte çok uzak bir diyara gönderdi. Arkasından büyücüyü de saraya götürdü. Alaaddin saraya döndüğünde sarayını yerinde göremeyince doğrucu sultanın yanına gitti. Sultanın da olup bitenden haberi yoktu. Alaaddin sarayının kaybolduğunu sultana söyledi. Sultan buna çok kızdı. Her şeyden çok sevdiği kız da sarayıyla birlikte kaybolmuştu. Alaaddin'e ya kızımı bulur geri getirirsin ya da seni öldürürüm. Şimdi git ve kızımı bulup bana geri getir. Peki efendim. Hiç merak etmeyin. Kızınızı bulup hemen size getireceğim. Alaaddin yola koyuldu. Her yerde sarayını ve Yasemin'i arıyordu. Ama ne sarayını ne de Yasemin'i gören olmamıştı. Alaaddin günler ve geceler boyu sarayını aradı ama boşuna. Artık Yasemin'i ve sarayını bulmaktan umudunu kestiği bir an aklına parmağındaki yüzüğü geldi. Evet, yüzüğün cini ona sarayını ve karısını bulmak için yardım edebilirdi. Hemen yüzüğünü ovuşturdu. İşte yüzüğün cini karşısındaydı. Dileyin benden ne dilersiniz? Sarayım ve Prenses Yasemin kayıp. Onları bulup bana geri getirmeni istiyorum. Çok üzgünüm efendim. Benim bunu yapacak kadar kuvvetim yok. Ben küçük bir cini. Bunu ancak lambanın cini yapabilir. O zaman beni sarayıma götürebilir misin? Tabii efendim. Sizi sarayınızın olduğu yere götürebilirim. Öyleyse beni karım Prenses Yasemin'in penceresinin önüne kadar götürmeni istiyorum senden. Hemen efendim. Yüzüğün cini bunu söyledikten sonra Alaaddin kendini Afrika'da çimenlerin ortasında duran sarayının önünde buldu. Gece karanlık olmasına rağmen karısının odasını görebildi. Her taraf sakin ve sessizdi. Uzun zamandan beri kendisini bu kadar mutlu hissetmemişti. Ve otların üzerine yatıp uyuyakaldı. Ertesi sabah başın üstünde ötüşen kuşların sesiyle uyandı. Karşısında sarayı bütün parlaklığıyla duruyordu. Aklına Yasemin geldi ve hemen ayağa kalktı. Saraya yaklaştı. Yasemin ise günlerdir ne yiyor ne içiyor durmadan ağlıyordu. O sabah erkenden uyandı. Hizmetkarlarından bir pencereyi açtı. Prensesim bakın ne güzel bir gün. Hava güzel, kuşlar cıvıl cıvıl, güneş pırıl pırıl, ağaçlar çiçek açmış. Aman tanrım, efendim Alaaddin gelmiş. Bakın orada, ağacın altında, buraya doğru geliyor. Gelin bakın. Yasemin duyduklarına inanamıyordu. Alaaddin onu nasıl bulmuş olabilirdi? Koşarak pencereye geldi. Alaaddin, Alaaddin bu. Buraya nasıl gelmiş olabilir? Gözlerime inanamıyorum. Alaaddin. Yasemin, sevgilim. Hizmetçiler gelip sana küçük kapıyı açacak. Seni kimse görmez, korkma gel. Büyücü burada değil. Hemen yanına geliyorum Yasemin. Hizmetçiler Alaaddin'e sarayın küçük kapısını açtılar. Alaaddin içeri karısının yanına çıktı. Alaaddin'le Yasemin bir süre sevinçten konuşamadılar. Yasemin, o eski lambamı ne yaptın? Ben onu dolaba elbiselerimin yanına saklamıştım. Sarayın önüne bir satıcı gelmişti. Eski lambaları alıp yerlerine yeni lambalar veriyordu. Ben de senin eski lambanı verip yerine yeni bir lamba aldım. Sadece sana sürpriz yapmak istemiştim. Ertesi gün kalktığımda buradaydım. Büyücü bana Afrika'da olduğumu söyledi. Ve daha ne seni ne de babamı göremeyeceğimi, hep burada kalacağımı anlattı. Çok korktum Alaaddin. Ülkemize geri dönelim. Ne olur beni ülkemize geri götür. Sen hiç üzülme Yasemin. Ülkemize sarayımızla birlikte geri döneceğiz. Ama bana söylemelisin. O eski lamba şimdi nerede? Büyücü onu hep yanında taşıyor. İkide bir de bana gösteriyor. Eğer babam seni öldürmezse büyücü öldürecek Alaaddin. Her gün artık seni düşünmememi, kendisiyle evlenmemi söyleyip duruyor. O zaman ben ağlamaya başlıyorum, o da gidiyor. Zamanla değişeceğimi, beni bekleyeceğini söylüyor. Fazla beklemeyecek sevgilim. Ben şimdi gidiyorum ama biraz sonra tekrar geleceğim. O zaman sana anlatacağım her şeyi yapacaksın. Alaaddin tekrar bahçeye çıktı ve yüzüğünü ovuşturdu. Yüzüğün cini karşısındaydı işte. Emrinizdeyim efendim. Dileyin benden ne dilerseniz. Büyücüyü uyutmak için bir ilaç istiyorum senden. Tabii efendim. Tamam. İşte şimdi her şey hazır.
Artık Yasemin'in yanına geri dönmeliyim. Alaaddin koşarak Yasemin'in yanına geri döndü. Bak Yasemin, sana anlatacağım her şeyi yapacaksın, tamam mı? Tamam Alaaddin, sen ne söylersen her şeyi yapacağım. Eğer sana söylediğim her şeyi yaparsan ülkemize geri dönebiliriz. Şimdi sana anlatacaklarım belki hoşuna gitmeyecek. Ama bunu yapmak zorundasın. En güzel kıyafetlerini giyecek, en güzel takılarını takacak, en güzel kokunu süreceksin. Büyücü geldiğinde onun teklifini kabul etmiş gibi görüneceksin. Onu yanına oturtacak ve çay ikram edeceksin. Çayın içine de sana vereceğim bu beyaz tozu döküp içmesini sağlayacaksın. Sonra ben geleceğim. O zaman ülkemize geri dönebiliriz. Sana güveniyorum Yasemin. Peki Alaaddin, söylediklerinin hepsini yapacağım. Ben şimdi gidiyorum. Sen hazırlan. Unutma, ancak bu şekilde ülkemize geri dönebiliriz. Alaaddin geldiği kapıdan çıkarak bahçede bir ağacın altına saklandı. Prenses Yasemin hazırlandı ve büyücüyü beklemeye başladı. Büyücü her zamanki saatinde geldi. Prenses Yasemin onu kapıda karşıladı. Buyurun, hoş geldiniz. Böyle yanıma oturun lütfen. Büyücü ilk önce ne olduğunu anlayamadı. Şaşırmıştı. Böyle bir değişiklik beklemiyordu. Yasemin ona o kadar iyi davranıyordu ki. Yani yanınıza mı? Evet. Neden bu kadar şaşırdınız? Bilmem. Bu kadar çabuk değişeceğinizi hiç düşünmüyordum da. Dün akşam bir türlü uyuyamadım. Durmadan düşündüm ve çok şey öğrendim. Babamı tanırım. Alaaddin'i öldürtmüş olduğundan eminim. İşte o zaman ağlamanın ne yararı var diye düşündüm ve sizin teklifinizi kabul etmeye karar verdim. Çay içer misiniz? Çay mı? Tabii içerim. Yasemin büyücüye göstermeden çayına Alaaddin'in verdiği beyaz tozu koydu ve büyücünün çayını sonuna kadar içmesini sağladı. Tozun etkisiyle büyücü derin bir uykuya daldı. Alaaddin pencereden olanı biteni izliyordu. Büyücünün derin bir uykuya daldığına karar verdikten sonra içeriye girdi. Alaaddin, büyücü sonunda uyudu. Artık ülkemize geri dönebilir miyiz? Tabii döneceğiz sevgilim. Ama ilk önce senin büyücüye sattığın eski lambayı bulmamız gerekiyor. O lambayı bulmadan ülkemize geri dönemeyiz. Lamba mı? Lambayı hep yastığının altına koyar. İşte burada. Alaaddin lambasını eline alıp ovuşturdu. Günlerden sonra işte lambanın cini artık onun emrindeydi. Sizi tekrar gördüğüm için çok sevindim. Emrinizdeyim. İlk önce büyücüyü bize bir daha kötülük yapamayacağı bir yere göndermeni istiyorum. Sonra da sarayımı eski yerine götür. Alaaddin, neler oluyor? Kim bu cin? Her şey yoluna girecek Yasemin. Alaaddin bunları söyledikten sonra cin büyücüyü onlardan çok uzaklara, onlara bir daha zarar veremeyeceği yerlere götürdü. Ve sonra cin Alaaddin'in sarayını prensesiyle beraber ülkesine götürdü. Alaaddin karısına bütün hikayesini anlattı. Artık mutlu bir şekilde yaşayacaklardı. Sultan sabah uyanıp Alaaddin'in sarayını yine yerinde görünce çok şaşırdı. Atını hazırlatıp Alaaddin'in sarayına gitti. Kızını karşısında görünce çok sevindi. 40 gün 40 gece şenlik kuruldu. Hayatlarının sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşadılar.